Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin kalp sağlığı karnesi zayıf çıktı. Her 2,5 dakikada bir kişinin kalp ve damar hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen uzmanlar kalp sağlığı için önemli bilgiler verdi. Ülkemizde ölüm sebepleri arasında ilk sırada kalp hastalıkları geliyor ve her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp hastası olduğu belirleniyor. Sağlıksız beslenme, insanların durgun yaşamları, stresli yaşam. Profesör Doktor Murat Turfan kalp krizi belirtilerinin neler olduğunu ve nasıl anlaşılacağını anlattı. Göğüs ağrısı olan birinin ilk aklına gelmesi gereken şey de kalp krizidir ama illa göğüs ağrısı olacak diye bir şey yok. Maalesef ilk belirtisi ani şekilde hayatını kaybetmek olabilir, bayılma olabilir. Ama göğüs ağrısından sonraki en sık sebepleri ani başlayan bir nefes darlığı, kendini kötü hissetme, karın ağrısına benzer semptomlar, beğende bulantı ve kusma varsa bunlar da kalp krizi belirtileri olabilir. Kalp krizi vakaları arttı. Geçmiş yıllarda kalp krizinden ölenlerin yaş aralığı 40'tan başlarken günümüzde 30'lara kadar düştü. Kolesterol, bütün yağlı besinler. Peki kalp krizi geçiren birine nasıl yardım edebiliriz? Önce 112 aramak olur. Bir kardiyolog olarak ben bile göğüs ağrım olsa hastaneye gidip EKG çektirmek isterim. Çünkü kalp krizinin tanısı hastanede konulur. Şiddetli göğüs ağrısı olan ya da ani bayılması, ambulans gelene kadar alması gereken ilacı varsa onu az bir suyla vermek, işte kravatı varsa gevşetmek, rahat bir pozisyonda uzanmasını sağlamak, fazla enerji harcamamasını sağlamak gerekiyor. Turfan, kalp sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini de sıraladı. Sağlıklı beslenmeli ve bol bol hareket etmeliyiz. Burada sağlıklı beslenmeden kastım aslında bizim ülkemizin coğrafi olarak erişebileceği şeyler. Akdeniz tipi diyet, işte zeytinyağının daha çok kullanıldığı, kırmızı etin daha az olduğu, daha çok balık ürünlerin tüketildiği bir diyet şekli.